AYT ve TET kimya nasıl fullenir dediniz hocam. Ben de dedim ki sizin için bir video çekeyim ve size nasıl fulleneceğini anlatayım. Tabi birazcık arkadaşlar hani şunu söyleyeyim. Yani nasıl fullenirin böyle biz Türk toplumu olarak şey istiyoruz ya böyle. Hani hocam ben nasıl kilo vereyim yani. Hani Oytun Erbaş hocamız anlatıyor bunu bu TEDx'teki konuşmasında. Çok gülmüştüm geçen izlediğimde. Diyor ki yeme yani bu kadar basit. Hocam nasıl fulleyim? E çalış diyeceğim yani aslında çalış yani işin, kö işin, işin içinde ne var çalışmak var ama tabii nasıl çalıştığımızı da bilmemiz gerekiyor arkadaşlar yani e, tabii ki de bazen böyle insan önyargılı oluyor dersi bir sevmiyor hani ben hatırlıyorum yani şu lise yıllarımın başlarında ile ilk başta böyle yıldızım barışmamıştı bu tepkimi okullarını falan görünce böyle kafam karışıyordu çok böyle somuta indirgeyemiyordum. Yani ben de dedim ki böyle bir video yapayım. Bu sınav sürecinde bu kimyaya nasıl çalışacağız? TYT AYT'de netlerin yükselmesi için ne yapmamız gerekiyor? Kimya dersinde ne yapmamız gerekiyor özellikle arkadaşlar? Bunu anlattığım bir video olacak. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Bu işin bir formülü yok arkadaşlar. Yani ben sana hani Cemil Maz esprisiyle gidip de işte ballı badem sürdüm bilmem ne yaptım. Hani nereye sürersen sür. Öyle bir formülümüz yok maalesef. Keşke olsaydı. Öyle bir şey olsaydı zaten Hani bilin ki Ceyho Hocanız sizlere faydalı olmak için elinden geleni yapardı yani. yani. Öyle bir yöntemi de kullanırdık. Burada başrolde siz varsınız arkadaşlar. Şimdi ben şeye girmeyeceğim. Yani işte çok çalışmalıyız, motiv olmalıyız falan filan. Bunları daha önce de anlattık. Çok konuştuk. Bir kere başka şansın yoksa çalışmak zorundasın. Yani çok zengin değilsen hani hocam ben rahat para kazanmak istiyorum. İleride iyi bir meslek yapıp insanlara faydalı olmak istiyorum diyorsan çalışmak zorundasın. Bir tek para değil buradaki amaç. Yani bazen de çok para kazanırsın ama nasıl kazandığın da önemli yani burada. Belki de çok çalışarak kazanacaksın. Hiç sevmediğin bir iş yapacaksın. Her gün sabah düşünsene 9'da kalkacaksın. Akşam akşama kadar, akşam 5'e 6'ya kadar o da iyi bir işse yani Yani çoğu yerde böyle mesai bırakır 7'ye 8'e kadar. Ondan sonra dersin ki böyle dünyanın şaşar yani. Paran da olur. Dersin ki ben niye yaşıyorum diye böyle sorgularsın. O yüzden de Bunları düşünmeniz gerekiyor arkadaşlar ve şu anki çalışmalarınızı ona göre yapmanız gerekiyor. Şimdi burada bizim asıl konumuz bu kimyayı nasıl yükselteceğiz? Bu netleri nasıl yükselteceğiz? Şimdi arkadaşlar biz, bizim dersimiz şimdi böyle matematik gibi matematiği kullandığımız konularımız da var biliyorsunuz. TET'de mol kavramı var mesela. Şimdi öğrencilerimizin çoğu diyor ki hocam biz derste anlattığımız işte dinlediğimiz konuları bir soru çözünce sıkıntı yaşıyoruz. Hani soru çözerken tam işte öğrendiğimiz gibi olmuyor. Hani şey konusu yani hocanın derste anlattığı sınavda karşıma çıkan sorusu. Ben de videolarda sık sık hani bazen yeri gelir söylerim arkadaşlar bu soru hocanın derste anlattığı sınavda karşıma çıkan sorusuna benziyor diye. E öyle arkadaşlar yani bunu biz de yaşadık yani zamanında özellikle sizler gibi bu sınava hazırlanırken en çok ben de buradan demin vururdum yani. Neden benim bu öğrendiğim konu buradaki soruya benzemiyor? Bu işin tek bir anahtarı var. Bol bol soru çözmek. Soru tiplerini çok iyi bilmek. Ama şöyle bir şey de oluyor. Genelde hani şöyle yapanlar oluyor. Ben de yapıyordum ona. Mesela matematikte logaritmam çok iyiydi. Boyuna logaritma çözüyordum yani. Hani. Neden? Çünkü orada ders çalışmam lazım. Vicdanımı rahatlatıyorum. Vicdanımı rahatlatma. Çözebildiğin konuyu da çözeceksin ama çözemediğin konunun üzerine gitmelisin. Bunu yapmak için de kimyada ne yapmak gerekiyor biliyor musun? Çok böyle hiç duymadığım bir şey söyleyeceğim. Tabii şaka yapıyorum arkadaşlar tırnak içinde. Çok çalışman gerekiyor ayrı. Bir de konunun mantığını öğrenmen gerekiyor. Bak mantık. Kimyayı yapamayacak biri olsaydı karşınızdaki hocanız olurdu arkadaşlar. Emin olun buna tamam mı? Konuları öğrendin ya. Çünkü sen şimdi orada diyorsun. PVNRT gazlar anlatıyoruz. Şimdi PVNRT. Ne abi PVNRT? Sana PVNRT. Ne PVNRT ne? İşte hocam P1 bölü N1 P2 bölü N2. Ne yasasıydı? Dalton yasası. Bak ben bile düşünerek söylüyorum yani. Şimdi aslında orada mesela şöyle öğrensen daha iyi değil mi o konuyu? Her türlü yorumu yaparsın. Matematik arkadaşlar özellikle matematiksel kısımlarda matematik bilimin dilidir, alfabesidir tamam mı? Biz ne deriz mesela sabit hacimli bir kap P1 N1 P basınç N mol. Şimdi mol madde miktarı demek. Tanecik sayısı. Hani tanecik sayısı diyeyim sana. E düdüklü tencerenin içerisine sen madde koydun diyelim dışarıdan. Daha fazla bir delik açtın diyelim. Dışarıdan sabit hacimli bir kapta. Sıcaklığı da değiştirmeyeceksin. Tamam mı? Sıcaklığı sabit tutacaksın. Sabit hacimli bir kapta. Dışarıdan madde eklersen madde eklediğin oranda basınç artar demek bu. Öyle değil mi zaten? Sıkışır gaz. Yani sabit hacime ben ne yapacağım? Madde ekleyeceğim. E, gaz orada sıkışacak. E ben bunu nasıl ifade etmeliyim? E nasıl ifade etmelisin? P1 bölü N1. Çünkü neden? Onların bölümleri sabit sayı gelecek. Mesela N1 1 iken P1 2 ise 2 bölü 1. O zaman 1 2'ye çıktığında yani 1 molden 2 mole çıkarttığında sen bir taneden 2 taneye çıkarttığında diyeyim. O zaman basınç da 2 katına çıkacak demek bu. Şimdi sen konuyu böyle öğrenirsen bu bir örnek tamam mı? Bu sadece bir örnek bak. Böyle öğrenirsen konuyu o zaman her türlü konuyu kimyada yaparsın. Ben altıma imzayı atıyorum arkadaşlar. Kanaldaki yorumlara bak şu an edit yapmaya vaktim yok bak alırım tek tek videoları bilmem ne ama aşırı yoğunum böyle şu an videoyu çekip direkt paylaşacağım zaten gece de olsa paylaşacağım emin olsan bu videoyu izliyorsun ya şu an direkt paylaşır paylaşmaz izliyorsan bu videoyu ben yarım saat önce falan çekmişimdir büyük bir ihtimal tamam mı şimdi şöyle düşün Buradaki bizim kimya konularına bakış açımızı anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Yani mesela mol. Mol ne demek şimdi? 1 mol. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane. E ne bu? Sana 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane. Ne? Ne demek? Abi 10 tane bir deste diyoruz. Biz sayabildiğimiz tek tek olan şeyleri sayamayacak kadar çoksa onu sayabilecek duruma getiriyoruz. Mesela 100 taneyi saymıyoruz da ona 10 deste diyoruz. Neden? 10 taneye biz bir deste diyoruz. O zaman 100 tane tek tek saymak yerine deste deste saymış oluyorsun mesela. Mol de böyle bir sayı. Yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane 1 mol. Sen orada mesela bir molekülün içerisinde H2O düşün. 3 tane atom olduğunu bilirsen o zaman 10 tanesinden 30 atom gelir. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane H2O alırsam 3 mol gelir içerisinde abi. 3 katı kadar yani. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 çarpı 3. 18,06 çarpı 10 üzeri 23 tane. Şimdi bunu böyle öğrendiğinde tamam mı? Mesela şöyle oluyor. Kimyada birçok yorumu yapabileceksiniz arkadaşlar. Ki bunun için ben şöyle diyorum. Birçok hocamızın kampı var. Hepsine saygı duyuyorum. Bak bir sürü hepsi benim arkadaşım. Meskemi Kimya Mesut Hoca kral. izleyebilirsin. Sayit Hoca parakislan Kimya kral. Kral. Kimya Adası Murat Hoca Kral biz hocalarımızla 3 4 5'teki hani hocalarımız şey diyor ya gizli proje diyor ya o gizli projede ben de varım arkadaşlar. Oradan tanıştık. Hepsi çok kral. Hepsinin eminim çok güzel anlatım tarzları var biliyorum da zaten. Ama ben oynatma listesinde kendi kanalımdan bahsedeceğim arkadaşlar. Bak kanalı izlediğinde benim böyle videolara böyle yanlış anlama böyle mal anlatır gibi böyle. Aa buradan geliyor, buradan geliyor diye anlattığımı göreceksin. Yani bunun için hatta şöyle yapalım mı arkadaşlar? Heh, şimdi geldik arkadaşlar bakın burada bizim kanalımızda oynatma listeleri var. Mesela ne demeye çalışıyorum hocam? Şimdi burada oynatma listesinde mesela full tekrarlar var. Bu full tekrarda bile mesela yorumlara bakarsanız mesela dedim göstermeyeceğim dedim ama mesela şuradaki yorumları izlerseniz mesela bakarsanız arkadaşlar ee, orada hocam yani full tekrar olmamış bu yine detaylarıyla anlatmışsınız yorumlarını göreceksiniz o dediğim şeye geliyor tamam mı? Yani mantıklarıyla böyle tek tek yani bundan bundan ötürü diye böyle izah ederek öğretmeye çalışıyorum arkadaşlar. Yani mesela burada şöyle diyelim bizim TT Kimya kampımız neredeydi? Bak 23 günde TT Kimya var. TT Kimya istiyorsan tamam mı? Bak aşağıdaki yorumlara bak. Arkadaşlar bu kampta tam bak TT diyorsun 96 tane soru çözümlerle birlikte video var. Her birini tek tek anlattık. Buradaki oynatma listelerinden bu şekilde bakabilirsin. Bak bu TT kimya kampımız. Bu sene günceli de gelecek kitabın çıkmasını bekliyorum. Hani kampları bitirin siz. Kendi kamplarınıza başladıysanız diğer hocalarımızdan bizim bu eski kampımızı bitirebilirsiniz. Kitabımız geldiğinde tekrar mahiyetinde olur. Tamam mı? Şimdi mesela bir de burada AYT kimya kampımız var mesela arkadaşlar. Yine bakın e, ne yapıyoruz burada mesela bütün konuları bütün mantıklarıyla birlikte sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar bak uzatmayacağım. Kamplar burada soru çözümleri burada. Zaten ben bir soruyu böyle 2 dakikada 30 saniyede çözmüyorum. 4 dakika 5 dakika anlatmaya çalışıyorum. Bunu bilinçli bir şekilde yapıyorum arkadaşlar. 50 defa çözdüğüm sorular. Şöyle. AYT ve TYT kimya nasıl fullenir? konuların mantıklarını çok iyi anlarsanız en fazla bir ya da iki soru yanlış yaparsınız. Bak dediğim gibi sebeplendirerek yapın. Yani kimyaya o ön yargınızı kırın. Şu fakiri bir dinleyin. Tamam mı? Hocamızın bir bildiği var deyin. Kimya kafaya yatmadan olacak bir ders değil. Nefret edersin anlamadığında. Senin için bir şey ifade etmiyor çünkü. Tamam mı? Yani ben şöyle öğrenmenizi istiyorum konular arkadaşlar öğrenirken, kimyayla uğraşırken mantıklarıyla temellendirerek tamam mı? Bu çok önemli. Yoksa öteki türlü ben sana ya bizim şöyle bir şeyimiz yok arkadaşlar yoksa ben açardım kimyanın şifreleri kimyanın kodları falan mesela buradan da Yunus hocama selam olsun. Bizim dersimizde hani ha, kodlamalar da yaparsın şurada yaparsın bak gidip de mesela Hani o 1A grupları, 2A grupları elementleri mesela zengin Pablo Cares'ine beyaz sandık aldı. Amfoteller mesela. Böyle kodlamalar yaparsın. Ama öyle ezberleyeceğimiz şeyler bizde toplam konuların yanında çok daha az. Yani bütün sistem öyle değil. Öyle olsa zaten şifreleri, kodları biz de yaparız. Deriz ki arkadaşlar uğraşmayın sınavda bu böyle. Ama şimdi benim lafım şey değil ha. Bu arada hani fen lisesi falan arkadaşlarım vardır tamam mı? Adam yapıyordur zaten. Yani formülleri iyi yapıyordur, hızlı yapıyordur bilmem ne. Bunlar bir şekilde zaten hani dediğim gibi zaten öyle öğrencilerimiz de zaten bizden ders dinleyince şöyle oluyor. O hatalar da olmuyor. Bir iki hata yapıyor oluyor zaten o öğrencilerimiz. O bir iki hatanın da sebebini öğrenerekten fullemiş oluyorlar. Yani birçok öğrencimiz var öyle. Hani zamanında yardımcı olduğum. Ben bu mesleğe ilk yılımda arkadaşlar fen lisesine derse girerek başladım. Yani o öğrencilerimizle hala görüşürüz biz. Şimdi şöyle. O yüzden de ben diyorum ki bak. Herkes yapar kimyayı. Önyargını kır. Konuları temellendir. Çalışırken de şunu yapmanı istiyorum. Konuyu anladın ya mesela. Diyelim ki videoları izledin. Çok öğrendin konuyu. Tamam lan ben kafama yatırdım. Şimdi soru çözmeye geldim. Çözemeyeceksin ya mesela hani. Ne yapacaksın orada? Soru çözüm videolarını izleyeceksin. Tamam mı? Ya da derste öğretmenin çözdüğü soruları... Aynısını öğretmen gibi düşünerek çözmeni istiyorum senden. Bak çok böyle bir sürü soru çözmek yerine sen ne yaparsın mesela diyelim ki 20 soru çözüm yaptık diyelim mesela bir videoda. O 20 sorunun çözümünü bir daha kendin yap. Ama hoca gibi düşünerek mantıklarıyla. Sen bunu yaptıkça ne olacak biliyor musun? Böyle yapacaksın yapacaksın çalışacaksın çalışacaksın. Belli bir süre sonra o konudan yeni bir soru görmemeye başlayacaksın. Sorular birbirine benzemeye başlayacak. Orada da artık sen konu 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 bunu yaptığında Bak bir neymiş? Mantıklarıyla anladım konuyu. İki, hocanın çözdüğü gibi çözdüm. Sonra zaten o videoları da izleye izleye. Kendin de soru çöze çöze. Sorular birbirine benzemeye başladı. Arkadaşlar senenin sonuna doğru teyten ayetten bütün konuları bu şekilde yapınca bitince tamam yani bu şekilde yaparak bitirince artık senenin sonunda yeni bir soru görmemeye başlayacaksın. Üniversitede çıkmış sorular senin çözdüğün sorulardan çok daha kolay olacak. Bak geçen sene 1-2 soru vardı farklı diyebileceğimiz böyle ortalamanın üstünde diyebileceğimiz %80'i kimya için konuşuyorum. Kimya için konuşuyorum arkadaşlar ben. %80'i yine kimyada bizi şaşırtmalı. TYT'si, AYT'si. Kimya için korkma. Gel sen şu hocanı dinle. Konuları, mantıklarıyla öğren, güzel bir şekilde öğren ve ilk yapacağın çok iyi konuyu anlamak. 2 Hocanın çözdüğü soruları kendin de hoca gibi çözmek. Sonra bol bol soru çözmek. Çözemediklerini muhakkak hoca gibi düşünerek çözümlerini öğreneceksin artık dershanede ya da bu uygulamalarla birlikte. O soruları muhakkak çözdüreceksin. Belli bir süre sonra zaten o soruları görmeye başlayacaksın bak. Görmeye başlayacaksın. Sorular artık tekrar etmeye başlayacak. Her konu için böyle. Kimyada çözdüğün soru çok benzer gelecek sınavda karşına. Ondan sonra en son çıkmış soruları çözdüğünde zaten göreceksin ki... Ulen ben bu soruları çözdüm ya. Ben biliyorum bu soruyu diyeceksin. Çünkü soru bankasındaki sorular... Muhakkak arkadaşlar %80-90 senin çözdüklerine çok benzer sorular olacak. Hatta söyleyeyim sana... 2024 AYT ve TYT'de çözdüğün sorulara çok benzer sorular olacak. Ve sen ne yapmış olacaksın? Flo yakın, güzel bir net yapmış olacaksın. Bak gel sen şu hocanı dinle... Muhakkak dinle. Bunu uygularsan aşağıda yorumlarda yaz. Hocam olmadı yaz. Tamam mı? Bak ben yorum falan silmem. En son paylaştığım 10. sınıf videosunun altında bir arkadaşımız yardımmış. Hani hocam 2024 kampı diyor. Ayıp ettiniz hocam diyor. Silmedim bilerek silmedim. Görün çünkü. Yani ben o videoların altında ben hiç olumsuz yorum silmiyorum arkadaşlar. Tamam mı? Oluyor çünkü arada. Mesela bazen de diyor ki hocam ben diyor mesela detaylı anlatıyorum diye. Bilinçli yaptığım bir şey. Herkese hitap ediyoruz arkadaşlar sonuçta. Çok uzatıyorsunuz diyor. E olabilir. Hani sen uzatmayan bir video bul onu izle yani. Hani sıkıntı yok. Yani o yüzden ben ne diyorum arkadaşlar? Eğer kimyada başarılı olacaksak bu dediklerime dikkat et ve yorumlarda bize belirt. Tamam mı? O zaman ben şimdi burada kaldım. Ne yapacağız? Bol bol arkadaşlar çalışacağız benim dediğim gibi işte kitap yolda falan filan bu, bu sene 3-4-5'in çözümlerini yapıyoruz hala. AYT Kimya'yı bitirmeye çalışıyorum. TYT bitti. 3D'nin çözümlerini yaptık. 3D yayınlarının TYT Kimya Soru Bankası'nda onların çözümlerini yaptık. Şimdi kitap için uğraşıyoruz. Bir yandan yüz yüze dersler vermeye devam ediyoruz. Ee, yani çalışma devam. Tempo devam. Yine muhakkak görüşeceğiz arkadaşlar. Şimdilik burada kaldım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.